Sizin için kaba dayı lakabı kullanılıyor. Sizce bu doğru mu? Kaba dayı ile mafya arasındaki fark nedir? Ben kaba dayıyım diye sokaklarda gezen ve 24 saat kameralarla dolaşan hiç kimse kaba dayı değil. Yani kim aynı ortamda kalmak ister ki 2 yaşında, 3 yaşında bir çocuğa tecavüz etmiş biriyle? Herkesin çocuğu var, yeğeni var. Nefsi bakarsam ben karşı durmam tecavüzcülerin kopartılmasına. Ben karşı olmam. Bu kadar cezaevine gitmeyi siz mi istediniz yoksa sürgün mü edildiniz? Birçok defa polislerle karşı karşıya gelip polis baskınlarına maruz kaldığını gördük. Yer altında olmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta çok özel bir konuğumuzun yanındayız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Seni tanımak istiyoruz. Kendimden kısaca bahsedeyim kardeşim. Ben Erzurumluyum. Toprağım Erzurum. Orada doğdum. Belirli bir zaman orada yaşadım. Sonra sülalemizin çoğu İstanbul'dadır. Biz geldik İstanbul'a. Geçmişimiz oradadır, İstanbul'dadır. Oradan da şu an yaşadığımız yere, yani buraya, Kocaeli, Darıca'ya geldik. Uzun bir zamandır burada yaşıyoruz. İş yerlerimiz burada. Aile eşrafımız burada. Burada huzur bulduk. Burada yaşıyoruz öyle. Herhangi bir sorun, sıkıntımız hamdolsun yok. Böyle. Rabbim iyisin. Cezaevinde olduğunu biliyoruz. Hatta hala şu an bu kaydı yaparken bile cezanı yattığını fakat 2 aylık bir izne çıktığını biliyoruz. Doğru. Cezaevine niçin girdiğini merak eder durumdayız abi. Cezaevine bir cinayet olayına karışarak girdim. Bir 14 sene söyleme sahip bu olayı yatıyordum. Şimdi Covid-19 virüsüyle alakalı hükümetin başlatmış olduğu izin cezaevlerini de kapsamıştı. 2 aylık izne çıktık. Cinayet suçundan girmiştim. Onu infaz ettim. Şimdi buradayız. Toplamda bu zamana kadar cezaevlerinde ne kadar kaldın? Şimdiye kadar cezaevlerinde bir 16-16,5 sene falan, 17 sene yakın bir cezaevinde kaldım. Son olarak işte 14 senedir bilfil cezaevindeydim. Oradan da izne çıktım. Bu cezam daha bitmiş değil. Bir 7 sene daha cezam var. Son 7 sene cinayet cezasının açığa çıkması son 7 sene kal olduğu için ben de şu an açığa çıktım. Açıktan da bu Covid ile ilgili izne çıktık. Buraya geldik. Yani şu dönemde izinlisin ama tekrar gideceksin. Yani şu an izinliyim. 2 ay izne çıkmıştık. 2 ay daha tekrar hükümet uzattı bu izni. İzinden sonra artık hükümet bize ya gelin teslim olun diye çağrıda bulunur. Biz geri gideriz. Ya da uzatır. Yani biz de şu an hükümete kulak vermişiz. Onu bekliyoruz. Onları dinliyoruz. Abi hangisinde kaldın cezaevlerinden? Bir 12-13 cezaevinde kaldım. Erzurum cezaevinde kaldım. Metris cezaevinde kaldım. Çankırı'da kaldım. Ordu'da kaldım, Kandıra'da kaldım, Kocaeli'nde. Amasya'da kaldım. Çok kısa bir dönem Bursa Haçtepe'nde kaldık. Bunların içerisinde bazı geçici sevklerimiz vardı. Bunlar zaten söylememize gerek yok. 3 günlük, 5 günlük cezaevleriydi. Ama bir 12-13 cezaevinde kaldım. Bu kadar cezaevine gitmeyi siz mi istediniz yoksa sürgün mü edildiniz? Aslında ben bu 14 sene süre zarfında tek bir cezaevine, Kastamonu İnebolu cezaevine kendi isteğimle gittim. O da bazı arkadaşlarımızın isteği üzerineydi, öyle geçtik. Diğer bütün cezaevlerine devlet kendi bizi gönderdi. Bazılarını öyle paket diyorlar. Yani eski sürgün ismi, şimdiki ismi paket diyorlar. Paket gönderdiler. Bir de son dönem, yani biraz daha şöyle, aslında bu sürgün işleri şu şekil. Cezaevinde bir hükümlü sevk yazıyor. Gitmek istediği cezaevine sevk yazıyor. Ücretini kendisi karşılayarak o cezaevine gidiyor. Bir bu şekilde gidebiliyorsun. İkincisi paket, yani bir cezaevinde bir olaya karışıyorsun. İdare, cezaevi yönetimi seni paket ediyor. Yani eski deyimiyle sürgün ediyor. Son moda bir de şöyle bir şey var ki bununla alakalı cezaevindeki çoğu mahkum mağdur durumda. En acısı da bu, keyfi sevk. Adına da toplu sevk diyorlar bunun. Sen koğuşunda yatıyorsun, kurum yönetimi seni bir anda çağırıyor. Baş memurluğa çağırıyor. Sen gidiyorsun baş memurluğa. Baş memurlukta sana diyor ki yarın hazırlan, işte atıyorum falan cezaevine gidiyorsun, sevk gideceksin. Mahkum doğal olarak ona soruyor, diyor ki ben sevk yazmamışım. Yani ben o cezaevine niye gidiyorum, neden gidiyorum, bir olaya da karışmadım, sevk de yazmadım, ben şimdi niye gideyim oraya? Kurum yönetiminin söylemiş olduğu şu, Adalet Bakanlığı'nın emri. Biz mahkumlar olarak da açık ve net söylüyorum, Adalet Bakanlığı'nın isminin kullanıldığını düşünüyoruz. Yani
Bunlar diyor ki bizlik hiçbir şey yok diyor. Bunu Adalet Bakanlığı hazırlıyor diyor. Gönderiyor bize. Biz gönderiyoruz. Doğal olarak içerideki mahkumlar da şunu söylüyorlar. Diyorlar ki peki bu Adalet Bakanlığı bunu yapıyorsa benim ailemi düşünüyor mu Adalet Bakanlığı bunu yaparken? Şimdi beni alıyor gönderiyor. Atıyorum işte hangi cezaevindesin? İstanbul'da. Olay yerin İstanbul. İstanbul'da kalman gerekiyor. Adam İstanbul cezaevinde yatarken bir anda seni toplu sevk amaçlı Mardin'e gönderiyorlar. Peki bu adamın ailesi Mardin'e nasıl gelecek? Yani bunun ekonomik boyutu var, psikolojik boyutu var. Bu yüzden bir sürü aileler dağıldı mesela. Son moda bu işte keyfi sevk. Hiçbir şekilde mantıkla uyuşmayan bir şey bu. Adına toplu sevk demek biraz daha böyle yumuşak kalır, hafif kalır. Bence bunun adı zulüm. Çünkü insanlar aile bağları kopuyor. Yani kadın kocasından, kocası kadınından ayrılıyorlar. Çocuklar birbirini, babasını göremiyor, annesini göremiyor. Ve bunun adına da tabiri caizse toplu sevk diyerek, böyle yumuşatarak bu işlemi görüyorlar. Peki sen o kadar cezaevi gezerken paket mi oldun? Toplu sevkle mi gönderildin? Yoksa içeri bir suça mı karıştın? Şimdi suça karıştığım da oldu. Bunlara zaten bir şey demiyoruz. Bunlar zaten kayıtları da var hepsinin. Toplu sevk hayatımda bir defa oldum. O da Kandıra cezaevinden son. Ben bu 14 senenin 8 senesini, bu 14 senenin 5,5 senesini işte bahsettiğim cezaevlerinde geçirdim. Son 8 senesini, yani sona yakın 8 senesini Kandıra cezaevinde geçirdim. Orası beni Ordu cezaevine paket etti. Ordu'ya gittim. 10 ay, 11 ay falan da Ordu cezaevinde kaldım. Sonra Ordu açığa çıktım. İşte 40 gün orada kaldıktan sonra da bu 2 aylık izine çıktık. Peki o sevk işlemi nasıl gerçekleşiyor? Sevk şöyle, kardeşim biraz önce bahsetmiştim ondan. Sevk 3 türlü oluyor işte. Hani kendin yazıyorsun, özel sevk diyorlar buna. Ankara cezaevindesin, İstanbul'a gideceksin. Adalet Bakanlığı'na sevk talebinde bulunuyorsun. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne sevk talebinde bulunuyorsun. 20 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz bir cevap geliyor. Olumlu geliyorsa yol ücretini, yani askerlerin ringin, işte cezaevi ringi yani nakil aracının ve askerlerin işte gerekli masrafını karşılıyorsun, parasını karşılıyorsun. Onlar seni birkaç gün içerisinde gönderiyorlar yani en yakın zamanda, en erken zamanda gönderiyorlar. Askeri araçla mı götürüyorlar sizi? Askeri araçla gidiyoruz. İşte Sultan Magnus falan işte bu araçlarla götürüyorlar. Ücretini kendiniz, yani gidecek olan mahkum kendi karşılıyor. Bu özel sevk. Sevklerin bir tanesi de şöyle, işte paket. Hani eskinin sürgün dedikleri, eski büyüklerimizin sürgün dedikleri. Şimdi de paket dedikleri, işte bu paket var. O da bir olaya karışıyorsun. İdare seni alıyor mesela, örneğin Singerli Oda'ya. Singerli Oda çok acil, yani tabiri caizse sakinleşmesi gereken mahkumların alındığı bir oda. Oraya alıyor, orada seni sakinleştikten sonra seni müşadiye alıyorlar. Sonra hemen sevkini yazıyorlar. Ringi kapıya çağırıyorlar, seni ringe bindirip artık hangi cezaevine gitmen gerekiyorsa oraya gönderiyorlar seni. Keyfi sevk dediğimin hiçbir şekilde bir açıklaması yok. Kibire girmeden açıklayan et, muhalefet de etmiyoruz kimseye, sadece doğru olmadığını söylüyoruz. Bunun bir an evvel bitirilmesini istiyoruz, yani mahkumlar olarak bitirilmesini istiyoruz. Abi ömrünün birçoğu cezaevinde geçmiş. Şimdi sana soracağım bu soru merak ettiğim bir konu. İnsan cezaevine alışabilir mi abi? İlk önce insan ölüme alışmış. Evet, ömrümüzün birçoğu söyleme sahip oralarda geçti. Cezaevine alışır mı insan? Alışır. Cezaeviyle ilgili ilk önce cezaevine genel manada ne gözle bakıyorum? Bunu söylemek isterim mesela. 14 yaşında Sübyen cezaevine tutuklanmıştım. Sübyen diyorlar. Yani çocukların kaldığı koğuşa Sübyen koğuşu diyorlar. Sübyen cezaevinde kalmıştım. O dönem çocuk, her yerde çocuk işte. Biz oyunlar oynuyoruz cezaevinin içerisinde. Kavgalar ediyoruz, oyunlar oynuyoruz. Elimizin tersiyle düzünü bilmiyoruz o vakit. Cezaevi bizim hoşumuza gidiyor. Sübyen'in dışında, Sübyen'den sonra bir genç koğuşu var. Genç koğuşuna geçersin. Oradan da büyük koğuşa geçersin. Biz büyük koğuşuna geçtikten, tabiri caizse biraz daha hapishaneyi öğrenip anlamaya başladıktan sonra hapishane ile ilgili şunu net bir şekilde özellikle de söylemek isterim. Vallahi benim bu kadar cezaevinde bulunmam ve oradan oraya gitmem, cezaevlerini sevdiğimden ya da oraya alışmışım, oraya alıştım da artık dışarıda yaşayamam hissinden değil. Cezaevi elmastan, altından, yakuttan olsa ben cezaevlerini hiçbir zaman sevmedim,
Sevmiyorum, sevmeyeceğim. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Cezaevleri kesinlikle sevilecek yerler değil. Bizim Üstad Necip Fazıl'ın şöyle bir şeysi vardır. Haşa-i huzurdan derler ki gençlik özene özene özünü kaybetti. Yani özenilmesi gereken bir yer değil cezaevi. Eğer özenilecekse dünya gençlerle var oluyor. Eğer bir şeye özenilecekse bence cezaevlerine değil, cezaevine girmemek için uğraşmak lazım. Yani oraya girmek için değil. Cezaevlerinde işkence var mı? Bir yazarın bir kitabı var, okumuştum, öyle isim vermeyeyim ama diyor ki cezaevinde işkenceyi anlatmayan cezaevi kitabım olur. Şimdi cezaevlerinde işkence var mı? İşkence ilk önce şöyle söyleyeyim. Kıyaslama adına söylüyorum. Farklı bir manada değil. Fikrimiz zikrimiz bellidir ama hiçbir yere şu an aidiyet hissetmeden konuşuyorum. Geçmişte yatan büyük abilerimizden dinlediğimiz hapishanelerde ben çok kısmen de olsa onlara ulaştım, bazılarını gördüm. Ama büyüklerimizden hep dinledik. Hapishanelerin çok çok daha farklı kötü olduğunu hep dinledik. Büyüklerimizden dinledik. Öz abilerimden de dinledim. Abi dediğim sevdiğim insanlardan da dinledim hapishaneleri. Eskiden çok kötü, çok farklı işkenceler varmış. Ama şu an o kadar yok. Mesela biraz önce bahsettiğim işte o toplu sevk. Şimdi bu işkence değil mi? Ya yok, insanın ekonomik durumu yok. Varlık da Allah'tandır, yokluk da Allah'tan. Kimse elindekiyle ayıplanmaz. İnsan da yok. Geldiği cezaevine eşyasını adam almış, sevkten gelirken eşyasını getirmiş. Kendi eşyası, affedersiniz. İç çamaşırları, ya biraz daha açık konuşalım. Yani buna dikkat çekme adına biraz daha açık konuşalım. İç çamaşırını getirmiş. Mahkum gelirken kendi iç çamaşırını eşyasıyla beraber almış, getirmiş. Bir başka cezaevine gelmiş. Hapishane yönetimi bu eşyalara bakıyor. İçeri alabilir miyiz, alamaz mıyız, bir sakınca var mı, kesici, delici alet var mı diye. Eşyaları alıyor, iç çamaşırını o mahkumun kendi parasıyla aldığı iç çamaşırını o cezaevine almıyor. Kesici alet değil, delici alet değil. Neden bunu almıyorsun? Diyor ki yasak. Yasaklığı nereden geliyor kardeşim biliyor musun? Kantinde satıldığı için almıyorlar. Biz bir tane daha satalım bunu. Ya yok bu adamda, yok. Parası yok bu adamın. E ne yapacak? Sen veriyor musun bunu? Yok. Sen ver o zaman buna, sen de vermiyorsun. Bir işkence de bu. Yani bu millet tabiri caizse nasıl ki 15 Temmuz'da tankların altına kafasını, kolunu koyduysa, canını koyduysa bu millete en güzeli yakışır. Benim söylemek istediğim bu. Suçlusu da bizim yurttaşımız. Suçlusu da bu ülkenin öz evladı. Durumu yok, adam gelmiş ya, kendi çalmamış, çırpmamış tabiri caizse. Adam bir başka cezaevinden oraya gelirken kendi eşyalarını almış getirmiş. Bu insan da eşyalarını almıyor. Siz hiç cezaevinde ya da karakolda işkence gördünüz mü? Cezaevinde fiilen bir işkenceye maruz kalmadım. Dediğim gibi psikolojik baskı, psikolojik işkence bütün mahkumlar olduğu gibi hepimize yapıldı. Ha, karakollarda şöyle bir şey olmuştur. Eski büyükler anlatırdı, hatta bunların filmleri çevrildi, tutanakları var, bunların hepsi resmi rapor halinde var. Elektriğe verme, affedersiniz Fransız askısı, şu bu falan. Biz bunlara yetiştik mi? Hayır, yetişmedik. Hiçbirini görmedik. Elhamdülillah ki görmedik. Yani diğer türlü kavgamız olmuş mu? Olmuş. Polisler bize karakolda vurmuş mu? Vurmuş. Biz onlara ses yükseltmişiz, onlar bize ses yükseltmiş. Bunları yaşamışız ama diğer türlü öyle farklı bir işkence hamdolsun görmedim. Elhamdülillah görmedim. Cezaevindeki ihtiyaçları insanlar kendileri mi karşılıyor yoksa devlet mi karşılıyor? İYAŞ'e. İYAŞ'e diye bir şey var. İYAŞ'e şu, yani yemek parası. Bunu zaten devletimiz karşılıyor. Ama şöyle, biraz önce dediğim gibi tabiri caizse bir atletini devlet vermiyor. Yani cezaevi yönetimi atletini vermiyor o insana. Yemesini devletimiz karşılıyor. İçmesini devletimiz karşılıyor. Hamdolsun. İnşallah çok daha güzel olur. Hiç kimse cezaevine girmesin ama o oldu, girildi. Yani insan suçlu diye de, suç işlemiş diye de ötekileştirilmeden, ailesinde yoksa, ekonomik sıkıntıları varsa devletimiz de en güzelini karşılasın inşallah. Ama normalde bütün ihtiyaçlarını mahkum kendi karşılıyor. Haftalık kantin yapıyorsun. Neye ihtiyacın varsa bir liste veriyorlar sana. Listeyi yazıyorsun, teslim ediyorsun. Bir gün sonra kantinci koğuşun önüne gelir arabayla. Yazmış olduğun şeyleri sana teslim eder. Buraya gelmeden evvel sizinle alakalı birçok şey araştırdım abi. Hı. Ve cezaevinde iki tane kitap kalemi aldığınızı öğrendim. Bu kitapları bir gelir maksadında mı yazdınız yoksa bir anı olsun mu istediniz?
kitapları herhangi bir gelir amaçlı, ekonomik amaçlı yazmadım. Bu işle ilgilenen çok kıymetli bir kardeşim var. Bu işleri Rahmani boyutunu yönlendiren. Cezaevlerinde bazı sohbetlerimiz oluyordu. Tabiri caizse şöyle bir, aynen böyle bir dostane bir sohbetlerimiz oluyordu bazı insanlarla. Bana bunu söylediler. Dediler ki, neden bunlar hani kitap yapmıyoruz? Benim öyle bir eğitimim olmadığını söyledim. Onlar da biraz ısrar ettiler. Ben sonradan şöyle bir şey fark ettim ki, birebir sohbet etme imkanı bulduğumuz insanların dışında kimseye ulaşamıyoruz. E peki bunu istiyorsak biz ne yapmalıyız? Kardeşlerimizin o söylediği kitabı yapabiliriz. İşte öyle gücüm nispetince bir şeyler yazıp çizdim. İstediğim insanlara o şekilde ulaştım. Ekonomik bir şey koyduk mu ortaya, onu söyleyelim. Çünkü bu bir realite. Var, şöyle, herhangi farklı manada bir para talebimiz olmadı. Küçük bir ücret koyuldu kitaplara. Söylemem belki yanlış olabilir ama o da isim vermeyeyim, belirli bir kuruluşa, o kitaptan gelen ücretle belirli bir kuruluşa gidiyor zaten. Ben biraz araştırma yaptım abi. Seninle alakalı çok şey öğrendim. Ama en çok dikkatimi çeken konu şu oldu. Yani dışarıdan bakıldığında vatanını, milletini çok seven bir kişiliğe sahipsiniz. Elhamdülillah. Hakikaten öyle mi? Yani Türkçü müsünüz? Milliyetçi misiniz? Bunu çok merak ediyorum. Elhamdülillah Türk'üm. Kavmim Türk. Hamdolsun Türk'üm. Milliyetçi miyiz? Evet, görüşümüz milliyetçi, muhafazakardır. Mukaddesatçıyız, ümmetçiyiz. Görüşümüz budur. Ama şunu şöyle söyleyeyim. Elhamdülillah Türk'üm dedim. Bununla da şeref duyuyorum. Ama ben şöyle bir Türk'üm, şöyle bir milliyetçiyim. Ben ne kadar Türksem, bir o kadar da bu ülkede yaşamını idame ettiren, bir Kürt kadar, bir o kadar da Kürdüm, bir o kadar da Aleviyim, bir o kadar da Çerkezim, Zazayım. Ben bu işlere biraz daha şöyle bakıyorum kardeşim, tabiri caizse. Milliyetçiyim evet, Türk'üm evet, ama hiçbir şekilde Rabbim şahittir ki kalbimde Türk neyse Kürt odur, Laz odur, Çerkez odur, Alevi odur. Bunun ayrımını yapanlarla da vallahi gönlümüz onlardan uzaktır. Beni tanıyan herkes buna şehadet edecektir. Sizin için kabadayı lakabı kullanılıyor. Sizce bu doğru mu? Diyenlerin şerefi var olsun. Ama ben söylemem yanlış anlaşılmasın. Kabadayılığa ne gözle bakıyorum onu söyleyeyim. Bence kabadayılık hizmet etmek. Kabadayılık paylaşmaktır. Kabadayılık bulunmuş olduğun ortamda gücün nispetinde bir yanlış varsa bunu durdurmaktır. Bu manada eğer tabiri caizse yani bu ben böyle bakıyorum. Bunun dışında herhangi bir şey söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Eğer bunlara kabadayılık deniliyorsa, yani bunlar kabul ediliyorsa, benim söylediklerim kabul ediliyorsa elhamdülillah ben kabadayım. Ama yine söylüyorum, bunu farklı manada kesinlikle söylemem. Bu hizmetkarlıktır, paylaşmaktır. Gücün nispetinde bulunduğun ortamda olmaması gereken bir yanlışa dur demektir. Bunu da şöyle, benim gözümde tabiri caizse haşa, bir kısım insanlara ayırarak söylüyorum. Herkes birer kabadayıdır. Çünkü bizim milletimiz şöyledir. Hangi ortamda olursa olsun, orada bir yanlış varsa, bu sokakta da olsa böyle, evde de olsa böyle, cezaevinde de olsa böyle, seyahatte de olsa böyle. Ortada bir yanlış varsa, bir zulüm varsa, kendi gücü nispetinde bunu durdurmaya çalış. Eğer bir hizmetimi görmüşlerse ne mutlu bana, eğer bir paylaşımımı görmüşlerse ne mutlu bana. Peki, şu anda ülkemizde kabadayı var mı? Elhamdülillah var. Bizim tanıdığımız da var. Birkaç tanesiyle, ki bunların çoğusu popüler değildir, birkaç tanesiyle de çok kısa sohbet etme imkanımız da oldu. Ama şimdi burada isim olarak kim diye sorarsam, burada isim vermem, kendileri adına söylüyorum. Burada isim vermem doğru olmaz. Ama kim kabadayıdırdan ziyade, tabiri caizse kim değildir, bununla ilgili bir şey söylemek isterim. Pop starlar kabadayı değildir. Yani işi gücü tabiri caizse az önce dedik ya, kabadayılıkla ilgili hizmet etmektir, paylaşmaktır. Gücü nispetinde yanlışlara karşı durmaktır. İsim vermeden söylüyorum, teşbihat olmasın. Ben kabadayıyım diye sokaklarda gezen ve 24 saat kameralarla dolaşan hiç kimse kabadayı değildir. Peki abi, merak ediyorum. Kabadayı ile mafya arasındaki fark nedir? Aslında bunlar bizim haddimize değil. Bunu anlatabilmek bizim haddimize değil ama kendimce öyle kısa bir iki şey söylemek isterim. Şöyle, kabadayının ne olduğunu, mafyanın ne olduğunu, geçmişte bu ülkede abilik yapmış, ömrünü bu aleme vermiş, hizmete adamış birkaç tane sevdiğimiz büyük, çoğusu da rahmetlidir. Kabadaylar bazı televizyon programlarında bunları apaçık ortaya koydular. Arasında, mafya ile kabadaylının arasındaki fark
Nedir? Şöyle söyleyebilirim kısaca. Dediğim gibi biri hizmet ehlidir. Kabadayılar hizmet ehlidir gücü nispetinde. Mafya bunun bilakis tam tersidir. Çıkarı uğruna yapamayacağı hiçbir sınırı yoktur. Aşamayacağı hiçbir sınırı yoktur. Mafya böyle bir şeydir. Affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum. Kadın ticareti de yapar. Dolandırıcılık da yapar. Her türlü alçalmayı mafya yapar. Onun bir sınırı yoktur. Geçmiş büyükleri onları anarak söylüyorum. Kabadayılar biraz daha hizmet ehlidir. Onların o manada hiçbir yine söylüyorum günahsıza, hiçbir suçsuza bir zararları olmamıştır. Buraya geldikten sonra herkesin size baba olarak hitap ettiğini duydum. Hatta öz abiniz, bütün arkadaşlarınız size baba diyor. Babanın sizin için bir özelliği var mı? Yani bu lakap size niye takıldı? Şimdi baba lakabı bana nereden geldi? İlk önce müsaadenizle onu söyleyeyim. Ben çocuktum. Baba lakabını bana ilk söyleyen öz abim, abilerimden bir tanesidir. Fırat Gündüz'dür. Kendisi bu lakabı bana vermiştir. Daha sonra kendi bütün ailem uygun görmüş. Onlar böyle bu şekilde hitap etmiştir. Daha sonra yakın çevrem, arkadaşlarım böyle bir şeyi söylediler bana. Ama ben şöyle, baba kelimesi benim için şöyle bir şey olmuş. Yüce Allah şahittir. Ahmet, Mehmet, Yusuf, Hüseyin neyse baba kelimesi benim için öyle bir şey olmuştur. Bazen annem baba der bana. Hatta o kadar oldu ki söylem yanlış anlaşılmasın. Mustafa denildiği zaman bazen yabancı birine sesleniyormuş gibi geliyor bana. Ama insanlar böyle bir hitapta bulunmuş. Onların böyle bir yakıştırmaları olmuştur. Şerefleri var olsun. Yoksa diğer türlü akla gelen farklı manada hiçbir şekilde bir şey de zaten kabul etmiyorum. Peki bir de Karabeyaz'ı duyduk. Bir lakabında Karabeyaz. Bunun anlamı nedir? Beşiktaş'la bir alakası yok. Kendim Beşiktaşlıyım. Ama Karabeyaz'ın Beşiktaş'la bir alakası yok. Karabeyaz şöyle bir şey. Biraz tavırlarımızdan dolayı bize yöneltilmiş bir şey, verilmiş bir lakap. Şöyle, aslında bana sorarsan yeryüzünde yaşayan herkes, peygamberler ve hakkıyla Allah'a kulluk edebilenler dışında ki herkes birer Karabeyaz'dır. Çünkü herkesin iyi ve kötü yaşam tarzı olmuştur. Yani suçu olmuştur, günahı olmuştur. Bu manada benim gözümde yeryüzünde yaşayan herkes birer Karabeyaz. Kimse kalkıp bana kapkarasın diyemez. Ben de kendime hiçbir zaman bembeyazım demedim. Ortası olsun dedik tabiri caizse. Karabeyaz olduk. Öyle hitap ettiler. Anlamı manası budur. Yani tabiri caizse suçluyuz ama suçsuz taraflarımız var. Günahkarız ama günahsız da bir hayatımız var. Böyle Karabeyaz'da bu şekilde hitap edilmiş. Biraz araştırma yaptım. Gazetelere baktım, haberlere baktım ve seninle alakalı birçok defa polislerle karşı karşıya gelip polis baskınlarına maruz kaldığını gördük. Şimdi bu polislerle alakalı olan baskınlar olsun, polislerle karşı karşıya gelmen olsun, bununla alakalı ne söylemek istiyorsun? Polislerle yaşamış olduğumuz hayat itibariyle polislerle birkaç defa karşı karşıya geldik. İlk önce şöyle söyleyeyim. Rabbim hiç kimseyi, Yüce Allah hiç kimseyi, hiçbir devleti askersiz, polissiz ve bayraksız bırakmaz. Amin. Onlar bizim baş tacımız. Benim daha önce polislerle bir 13-14 defa karşılaşmamız oldu. Bunların hiçbir tanesi siyasi bir amaçla olmamıştı. Kişisel kavgalarımız oldu. Anlaşamamazlıklarımız oldu. Bunlar olabilir. Bu manada hiçbir şey demiyorum. Suç işledim. Onlar gerekeni yaptılar. Ama şöyle, emniyet güçleriyle ilgili Rabbim hiçbir tanesinin ayağını taşa değdirmesin. Rabbim onları Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yüce hürmetine korusun, muhafaza etsin. Ama burada şunu da özellikle belirtmek isterim kardeşim. Kabul edilsin, edilmesin. Geçmişte devlet ve milletin arasında çok büyük bir duvar vardı. Milleti devletine ulaşamıyordu. Mevcut hükümet, bunu da söyleyeyim yine, ister sevilsin ister sevilmesin, ben kendi görüşümü söylüyorum. Mevcut hükümet bu duvarı yıktı. Devletle milleti kaynaştırdı, el ele tutuşturdu. Şimdi biraz önce işkenceyle ilgili bir şeyler söylemiştik, orada da bahsetmiştim. Geçmişte çok farklı işkenceler vardı, şu an yok gibi. Polislerin içerisinde, güzel kardeşim, şöyle bir durum var, şöyle bir problem var. Öyleleri var ki, o üniformayı, o şerefli üniformayı bir insan giyer, polis giyer. Gaye nedir, amaç nedir? Asayişi sağlamak, devletin var olduğunu hissettirmek ve milletine sahip çıkmak. Ama teşkilatın içerisinde öyle polisler var ki amaçları o olsa da tabiri caizse hareketleri şu. Amaçların olduğunu inanmıyorum da öyle iddia ediyorlar onlar. Yaptıkları şu.
o yıkılan duvarı tekrar örmek. Hükümetin yıllarca mücadele ederek yıktığı o duvarı bunlar tekrardan örmenin peşindeler. Bütün dertleri milleti devlete düşman etmek. Ve bunu, ki çoğusunun, isim vermeyeceğim birkaçının, daha önce sokaktaki bazı, affedersiniz, yaramaz tayfalarla işbirliği halinde olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da devlet kendi içerisinde operasyon yaparak bunların makamlarından sürdüğünü biliyoruz. Artık bunlar kriptocu, FETÖ'cü olabilir, Amerika'nın uşağı olabilir, bilmiyorum herhangi bir örgütün olabilir, ama yani şunu söyleyeyim, kesinlikle ortada salih bir hizmet amacı yok. Devlete hizmet etmiyorlar yani. Sadece milleti devlete düşman ediyorlar. Rabbim inşallah en kısa zamanda da, ki devletimiz bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapmış, yapıyor da, az önce bahsettiğim gibi işte kendi içinde de operasyon yapıp bunlara yol verdi. Ama şöyle, bitmedi. Bunlar var. Var da olacak. Allah'ın izniyle inşallah bir an önce bunlar da ayıklanır tamamen. O duvarı örmeyi başaramazlar. Ama İnsanlar muzdarip. Bu konuyla ilgili birçok şeyden insanlar muzdarip. Çünkü bir şova çevirmiş bunu. Tabiri caizse o şerefli üniformayı giymiş. Evet, ben de giysem onu ben de gurur duyarım. Gurur duy, şeref duy, ama bunu insanlara ezme, insanlara hakir görme amaçlı yaparsansa o formaya halel getirmiş olursun. Sen bunu yapmaman lazım. Sen devlete, devletle milleti barıştırman lazım. Üstten bakarak, işte böyle emri vaki farklı farklı konuşarak, o üniformanın hakkını vermiş olmaz. O hizmet ehli üniforma, ona göre hareket etmek lazım. Yani devletin memuru gibi hareket etmek lazım ki, hatta biraz daha şöyle bir şey söyleyeyim, karşındaki kişi hiçbir eğitimi olmayabilir, bu ülkenin yurttaşı, hiçbir eğitimi de olmayabilir. Orada tabiri caizse o havayı yönetecek kişi sensin yani. Onu öyle bir yönetmelisin ki insan bilmediğinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bilmeyebilir insan ya. Veya da bilmeden yanlış yapmış olabilir. İlk önce güzel uyarırsın, konuşursun. Geçmişte bunlar yapılmadan bir sürü şeyler yapıldı işte. Adı da zulüm oldu. Yapılmadı mı işte? İşkenceleri mesela gözünüzün önüne getirin. Uluslararası hukukta böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Bu mevcut hükümet hamdolsun çoğu şeyde devrim yaptı, ama şunu açık söyleyeyim, mesela hukuk bir, hamdolsun onda da yapıyorlar ve emniyetin içerisindeki bu kriptocular, milletle de, milleti devlete düşman eden bu kriptocular ile ilgili de daha çok, daha fazla çalışma yapması lazım. Yapıyor da, inşallah daha fazla yapar ve şu adına polis denilen bazıları, çok kısa bazılarından bahsediyorum. Bunları milletten, milleti bunlardan kurtarır yani. İnşallah bir an önce yapılır bu. Siyaset ve siyasetçilerimiz hakkında bir şey söylemek ister misiniz abi? İlk önce şöyle söyleyeyim. Siyaseti hiç sevmem. Türkiye'de yapılmış, geçmişe yönelik yapılmış siyasetlere baktığımızda işte öyle iç açıcı bir siyaset ortada yok. Yapılması mı lazım? Yapılması lazım. Çünkü tabiri caizse iyi manada sen orada olmazsan seni farklı kişiler yönetiyor ve bu yönetim tarzı da hiç de böyle kabul edilebilir yönetim tarzı olmuyor. Siyasetçilerimiz hakkında ne düşünüyorum? Şöyle düşünüyorum, biraz önce de bahsetmiştik. Milliyetçi muhafazakar bir görüşe sahibim. Siyasetçilerimiz içerisinde başarısız bulduğum bir sürü insan var. Ama ben başarılı bulduğumdan, diğerleri hakkında kötü konuşmuş olmayalım, başarılı bulduklarım hakkında öyle bir iki tanesinden bahsetmek isterim. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bu ülkede 17 senedir, 20 senedir başta olduğuna göre bunu bütün millet söylüyor. Yani en azından çoğunluk millet söylüyor. Ve biraz 780 bin kilometre vatan toprağından dışarıya kafamızı çevirdiğimiz zaman bütün dünyada bir dünya lideri olduğu istatistiksel ortada. Diğer türlü Süleyman Soylu çok kıymetli, başarılı bulduğum bir insandır. Devlet Bey öyledir. Bunlara arkadaşlık yapanlar, dostluk yapanlar böyledir. Bu şekilde bunları başarılı buluyorum. Rabbim bunların ayağını taşa değdirmesin. Rabbim kaza bela vermesin.
Benim çok merak ettiğim bir konu var. Hatta katı olduğum da bir konu. Şimdi bu tecavüzcüler gündeme çıktı. Çoktan beri aslında böyle şeyler yaşanıyor ama son zamanlarda artık önüne geçilemeyecek bir hal aldı. Çocuk tacizcileri, tecavüzcüler cezaevinde nasıl karşılanıyorlar? Bu konu sadece memnun oldum. Tabii insan olarak böyle düşünmek, herkes böyle düşünmesi gerekir. Ama şöyle, bu sadece senin rahatsız olduğun bir konu değil. Kardeşim, bu konudan birçok kişi rahatsız. İlk önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Rabbim bizi muhafaza etsin. Rabbim bizim kaderimize öyle bir şey yazmasın. Varsa da o fiili, o alçak fiili gerçekleştirmeden canımızı alsın inşallah. Şimdi onların farklı koğuşları vardır. Normal adli mahkumla, yani tabiri caizse teşbihat olmasın, senle, benle, bizimle beraber yatamazlar. Onların farklı koğuşları vardır. Onlar orada yatarlar. Geçmişte, önceden bunların şu an biraz daha rahatlar tecavüzcüler. Bunu açıkça, samimice belirtmem icap ediyor. Çünkü gerçek bu. Geçmişte bunlar biraz daha zordaydılar tabiri caizse. Çünkü bu alçak suçu işlediğinin farkındaydılar ve bundan sıkılıyorlardı, utanıyorlardı. Şimdikiler öyle değil. Ve diğer mahkumlar da bunlara sözlü ya da yapılsın diye söylemiyorum. Sözlü ya da fiilen hiçbir müdahalede bulunamadıkları için bu kişiler cezaevlerinde şu an rahatlar. Ne yazık ki rahatlar. Hepsi bir koğuşta. Müdürlerin odasında bunlar hizmet ediyorlar. Müdürlere hizmet eden çaycılar bunlar, ekmeği dağıtan bunlar, yemeği dağıtan bunlar. He, bunlar neden var? Bunu açık söyleyeyim. Bir yerde de iyi mi? İyi. Şöyle iyi. Müdür de, gardiyan da, baş gardiyan da bunları affedersin. Gel lan buraya diyor, geliyorlar. Hmm. Git lan diyor, gidiyor. Bu manada da iyi ki oradalar. O kün der. Ol dedim, olur. İnşallah bir kün der. Farklı manada bir kün der. Yani bu işler biter. Yani hiç kimsenin hiçbir şekilde kabul edemeyeceğim bir şey. Yaşam tarzları bu şekilde, dediğim gibi. Koğuşları farklıdır. Adli mahkumun içinde değillerdir. Kendi ayrı koğuşlarında kalırlar. Daha çok hizmet yaparlar. Hizmet yapanların hepsi, bunu burada söylemem icap eder. Hizmet yapanların hepsi böyle değildir. Tecavüzcü değildir. Yani şu an cezaevinde mesela cezaevinin işlerini yöneten bir sürü çalışan mahkum var. Ama bunların hepsi tecavüzcü değildir. Ben tecavüzculardan bahsediyorum. Yani bunlar da o yerlerde çalışanları var. Bu şekilde de biraz rahat, kendilerince rahat ettiklerine inanıyorlar. Çünkü diğer mahkumların yanına geçerlerse rahat edemeyeceklerini kendileri de iyi biliyorlar. Peki tecavüzcüleri öldürüyorlar ya, böyle bir şey var mı gerçekten cezaevinde, yoksa medya böyle mi uyduruyor? Tecavüzcüleri öldürme şöyle, son zamanlarda ben denk gelmedim böyle bir şeye. Varsa da şunu açık söyleyeyim. Nefsi bakarsam ben karşı durmam tecavüzcuların kopartılmasına. Ben karşı olmam. Dediğim gibi bura hukuk devleti. İnsan nefislerine biraz daha hakim olarak hukuk boyutundan halletmesi daha güzel olur. Yoksa öyle bir dövme, vurma, kırma gibi şeyler olmuyor mu? Mutlaka oluyor. Yani aynı koğuşta değilsin ama karşılaşma şansın var. Hastanesi var, postanesi var, mahkemesi var, bir sürü yerde bir ara gelme şansınız oluyor. Buralarda da ister istemez. Yani kim aynı ortamda kalmak ister ki? 2 yaşında, 3 yaşında bir çocuğa tecavüz etmiş biriyle, herkesin çocuğu var, yeğeni var. Olmasa ne olur yani? Akıl fukarası olmak lazım. Kim kabul eder karşılıklı oturmayı, yan yana oturmayı, aynı koğuşta yatmayı, kim kabul eder? İster istemez de bunlarla karşılaşma olduğu zaman bazı tatsız olaylar oluyor. Bunlarla ilgili de zaten bunu yapan da göze alarak yapıyor bunu. Bununla ilgili tutanak da tutuluyor. O kişi de ceza alıyor yani. Bu yapılıyor diye tamam, bu tecavüzcüydü, bırak git de demiyor. O vatandaşa, yapan vatandaşa ceza da veriliyor. Ama vatandaş da zaten bunu göze alıyor. Çünkü bir de bunun yanlış olduğunu bile ortaya koyması adına yapıyor adam bunu. İstese iste geçebilir, görmezden de gelebilir. Öyle ya, şimdi senin yerine bir şey yapılmamış, senin çocuğuna bir şey yapılmamışsa görmezden de gelebiliriz. Ama Fatih Sultan Mehmet'in rahmeti cennet mekanının bir sözü var ya, diyor ki, yılanlarla ilgili bir benzetmesi var ya, hani bana değmeyen yılan 1000 yıl yaşasın diyenlerin yarınki hedefi kendileri olacaktır. Bu manada da ben söylüyorum. Yani onlara karşı öyle çok masumane de bakamayacağım. Güzel şeyleri de söyleyemeyeceğim yani. Kimse bakmasın da zaten. Sözüm ona, yani bizler de böyle bir şeye karşılaşırsak eğer,
Allah bize de gerekeni yapmayı nasip etsin. Amin. Allah utandırmaz. Yine ama şunu belirtmek lazım. Hukuksal boyutu vardır. Biz hukuk tarafından yapılmasını tercih ediyoruz. Her zaman böyle olmasını tercih ederiz. Son olarak var mı söylemek istediğin bir şey abi? Son olarak söylemek istediğim şey, ben Muhammed kardeşim sana çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ederim abi. Kapını açtın. Seni Yüce Allah'a emanet ediyorum. Rabbim milletimize, devletimize, bayrağımıza hiçbir zaman zeval vermesin, halal getirmesin. Allah sizi utandırmasın. Allah hiç kimseyi utandırmasın. Allah gazabına vermesin. Bu kadar. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah hepimizden razı olsun. Çok sağ ol abi. Bizi misafir ettin. Bizi kırmadın. Kapını açtın. Sohbetini dinlettin bize. Allah senden razı olsun. Rabbim de tez zamanda dışarı çıkıp özgürlüğüne kavuşmayı nasip etsin sana inşallah. Amin. Teşekkür ettim kardeşim. İnşallah. Biraz önce suç rengini bahsettiğimiz insanların ve bazılarının dışında diğer hükümleri inşallah Rabbim bir an önce bir kapı açsın. Hepsi oradan çıksınlar. İnşallah. İnşallah. Çünkü hepsinin ailesi var. Hataya düşmüş olabilirler, suç işlemiş olabilirler. Söylem yanlış anlaşılmasın. Ben kendimle alakalı konuşmuyorum. Ben şu an zaten dışarı çıkmışım bir şekilde. İzindeyim ama çıkmışım. Cezamın da çoğunu zaten bitirmiş, tamamlamış kişiyim. Rabbim şahittir. O manada hiçbir zaman af çıksın veya şu çıksın, bu çıksın diye de bir talepte şunda bulunmuş bir insan değilim. Ha, çıkmasını ister miydim? İsterdim. Ama hiçbir zaman da af çıksın da ben cezaevinden çıkayım şöyle olsun böyle, hiç öyle bir şeyim de olmadı. Ama dediğim gibi insanların bir ailesi var. Hasretlik var ortada. Bir an önce inşallah hepsi ailelerine kavuşur. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.